nasıl dertleşelim? Evet, arkadaşlar arasında birbirimize dertlerimizi anlatıyoruz, rahatlamaya çalışıyoruz, öyle değil mi? Peki bunu nasıl yapalım ki? Kendimizi de korumaya alalım. Çünkü şöyle oluyor, bazen arkadaşımız geliyor, bir sıkıntısını anlatıyor. Eşiyle alakalı, çocuğuyla alakalı, ekonomik bir sıkıntısı ya da başka arkadaşlarıyla alakalı bir sıkıntıyı anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ben dinliyorum, dinliyorum, dinliyorum. Sonra ne oluyor? Yani o rahatlıyor, çöplerini boşaltıyor bir nevi. Yani bedeninde o duygulardan dolayı, etkilenmesinden dolayı bedeninde çöpler var. Evet, o çöplerini geldi, bana boşalttı, boca etti. Evine rahatlamış bir şekilde gidiyor. Sonra o bana anlattı. Arkadaşlarıyla bir bakıyorum, sabah kahvaltıya gitmiş. E ben ne oldum? Ben şimdi o dertlerle, artık o çöplerle ne yapacağımı bilmiyorum. Akşam eve gelen çocuklarıma, eşime çok kötü davranıyorum. Çünkü kendimi çok kötü hissediyorum. Anlam veremediğim bir şekilde kendimi kötü hissediyorum. Aslında benim derdim yoktu, sıkıntım yoktu. Birden bana ne oldu diyorum. Evet, tabii ki arkadaşlarımızın dertlerini dinleyelim, dertlerimizi anlatalım. Ama nasıl dinleyelim ki o çöpler bize gelmesin? Yani biz etkilenmeyelim. Eğer siz koçsanız ya da seans yapıyorsanız, birini dinlemek durumundaysanız, eğer bu bizim için de geçerli. Dinliyoruz ama çöplerinin bizde kalmaması gerekiyor. Bizim ona öncelikle şöyle bakmamız lazım oluyor. Evet, bize geldi, neyini anlattı? İşte arkadaşını anlattı. Dedi ki, ben bu kadar fedakarlık yapıyorum, arkadaşım çok nankörlük yapıyor. Hep gidiyorum evine, bana şöyle davranıyor, böyle davranıyor. İşte kendi arkadaşlarıyla geziyor, beni davet etmiyor, beni dışlıyor. Uzun uzun anlattı. Tamam mı? Şimdi orada evet, arkadaşımızın beklediği şu, ya evet ya sen çok haklısın. Evet, bunu yapıyoruz değil mi? Çok haklısın gerçekten, ya böyle de yapılır mı? Senin gibi bir insana bu şekilde davranılır mı? Diyerek onu tarafında olup onun ne kadar haklı, buna onu yapanların da ne kadar haksız olduğunu ona söylememizi istiyor. Evet, ilişkiler böyledir. İnsanlar bize eğer bir şeylerini anlatıyorsa, biz de bir şeyleri anlatıyorsak, kendimizin aslında ne kadar haklı olduğunu bir de o kişinin gözüyle görmek istiyoruz. Bunun için anlatıyoruz birçok zaman. Evet, ama biz orada şunu yapmalıyız. Odak noktamız kim? O arkadaşı mı? Hayır, çünkü biz o arkadaşını belki tanımıyoruz, bize anlattığı arkadaşını. Belki bize anlattığı arkadaşını tanıyoruz ama bizim ilişkimiz çok farklı boyutta. Şimdi o anlatırken bizim, işte diyelim ki biz Fatma ile konuşuyoruz ama bize Ayşe'yi anlatıyor. Konu orada Ayşe değil. Biz şimdi ya Ayşe de zaten hep böyledir, Ayşe bana, sana bunu nasıl yapar da bırakıp orada o noktada kesip odak noktamızı nereye çeviriyoruz? Odak noktamızı bize bunu anlatan Fatma'ya çeviriyoruz. Diyoruz ki peki Fatma, bu durumda sen ne yapmayı düşünüyorsun? Diyoruz. Fatma, peki bu ilişkiye sen mesela belki bize bu arkadaşını 2 yıldır anlatıyor. 2 yıldır sen bu arkadaşınla ilgili böyle sıkıntılar yaşıyorsun. Buna daha fazla ne kadar devam etmek istiyorsun? Peki bu durumda sen ne yapacaksın? Diyerek odak noktamızı, okları o tamamen nereye çevirmiş durumda? Bütün oklar Ayşe'ye çevirmiş durumda. Siz bütün okları Ayşe'den alıp kendisine çevirmesi için ona sorular soruyorsunuz. Diyorsunuz ki bana, evet bunu 2 yıldır anlatıyorsun. Peki bu durumda senin sınırlara ihtiyacın var mı, olabilir mi? Diyerek onu bazen, eğer bu bizim çok samimi arkadaşımızsa, onu sorular dışında yönlendirebiliriz. Ona belki tavsiyelerde bulunuruz. Tavsiyede bulunmak son aşama. Evet, benden bir çözüm mü istiyorsun? Diyerek, sorarak, izin alarak alanına girdikten sonra belki ona şunu demek lazım. Evet, sen geldiğinden beri Ayşe'den bahsediyorsun ama Fatma, peki sana böyle davranıyorsa sen ne yapacaksın? Ne yapacağını buldun, peki bunu ne zaman yapacaksın? Ne zaman eyleme geçeceksin? Çünkü istediği kadar anlatsın. Biz bir de yani tabii bu videoyu erkekler de izliyor olabilir. Evet, erkekler de mesela iş arkadaşınızı anlatıyorsunuz. Ondan da bir örnek vereyim. İş arkadaşınızı anlatıyorsunuz ve size ne kadar proje verdiğini, işte kendisinin ne kadar işte tembel birisi olduğunu, sorumluluk sahibi olmadığını ve bütün görevleri size yüklediğinden bahsediyorsunuz. Ama belki bunu bir yıldır bahsediyorsunuz. Her bir araya geldiğinizde bu arkadaşınız size o iş yerindeki sorumluluğu almayan arkadaşından bahsediyor.
Evet, biz ona diyebiliriz. Ya ne sorumsuz adammış bu da. Sana böyle bir şey yapılır mı? Ya sen sana nasıl bu kadar haksızlık yapabilir? Diyerek odağımızı oraya tuttuğumuz anda çöpler bize boşalıyor demektir. Bunu fark edelim. Hiçbir zaman odak eşini anlatıyorsa eşi değil, çocuklarını anlatıyorsa çocukları değil. Odak noktamız bize bu konuyu kim getiriyorsa o. Hemen odağımı ona çeviriyorum ve diyorum ki peki bu durumda ne yapacaksın? Peki bu durumda seçeneklerin ne? Yani işten ayrılmak, arkadaşınla kavga etmek, seçeneklerin ne senin? Bunu istediği kadar bana anlatsın. O rahatlıyor, ben rahatsız oluyorum. Buradaki en önemli nokta ona sorular sormak. Evet, ona bazen şey de yapabiliriz. Kalıcı değişim için çünkü odak noktası ben ne dersem diyeyim. Ay sana haksızlık mı yaptı? Ne kötü bir insanmış. Mesela eşin olabilir. Eşim diyor ki bana, işte eşim narsist, bana devamlı manipüle ediyor, bana şöyle kötü davranıyor, böyle kötü, ya da benim eşim sorumsuz. Anlat anlat anlat, ne kadar anlatırsanız anlatın. Değişimin olması için orada. Ne olması gerekiyor? Arkadaşınızın bakış açısının değişmesi gerekiyor. Yoksa arkadaşınızın eşini değiştiremezsiniz, öyle değil mi? Arkadaşımın eşini değiştiremiyorum, durumu da değiştiremiyorum. Yani tabii ki durumu şöyle değiştirebilir. Arkadaşım ayrılır, durum değişir. Durumu da değiştiremiyorum. O zaman değiştireceğim tek bir şey var. Arkadaşımın bakış açısı. Peki, eşin sana böyle davrandığında sen ne hissediyorsun? Peki, böyle davranmaya daha ne kadar dayanacaksın? Sana değersiz hissettirdiğini söylüyorsun. Peki seni o zaman bu ilişkide tutan ne? Diyerek, sorular sorarak arkadaşımızın farkındalığını belki arttırmak. Çünkü ne olursa olsun arkadaşınız bunu bazen size 10 yıldır anlatıyor da olabilir diyebilirsiniz. Veya anneniz anlatıyordur babanızı, anneniz anlatıyordur kayınvalidesini, eltisini anlatıyordur hiç durmadan size. Belki 20 yıldır size bunu anlatıyor. Peki bir şey değişti mi orada? Hiçbir şey değişmedi değil mi? Çünkü hep odak noktası başkalarıydı. Şimdi odak noktası, peki anne sen işte yengenden devamlı şikayet ediyorsun. Peki bu durumda ne yapmayı düşünüyorsun? Peki bu durumda bunu kimle konuşabilirsin? Diyerek ona orada sınırlarını hatırlatacak. Şimdi bu bize, bu tabii biraz rahatsız edici olabilir. Size gelip çöplerini atmaya geldi ya. Alıştığınız bir kod var. Gelecek size anlatacak anlatacak. Çöplerini boşaltacak, rahatlayacak, gidecek. Sonra bakacaksın ki anneniz yengenizle şeye gitmiş. Yürüyüşe gitmiş. Burada çöpleri almak istemiyorsanız, kendinizi kötü hissetmek istemiyorsanız ve size bunu anlatan arkadaşınızın derdine bir çözüm olmasını istiyorsanız odak noktasının kendisine olduğunu hatırlatacak sorular sormak lazım. Şimdi burada sorular sorduğumuzda bazen ne oluyor? Ben şimdi bazen soru soruyorum ben de. Şimdi koç olarak bir de hani devamlı soru soruyoruz. İnanın çok rahatsız oluyor. Yani o kişi rahatsız oluyor. Diyor ki yani sen hep problemi bende arıyorsun. Yani ben sana neler söylüyorum, sen işte hep onu savunuyorsun. Hayır, aslında savunma da yok. Ben onu da savunmuyorum. Seni de savunmuyorum. Ben sadece sana soru sorarak bu problemi nasıl çözeceğini göstermeye çalışıyorum. Ama o kişi kendisini baskı altında, çünkü hiç yüzleşmemişse eğer kendisiyle. Yani eğer böyle bir ilişkisi varsa çözüm bulması gerekenin kendi olduğunun farkında değil. Belki böyle bir sıkıntısı varsa kendisine sınır koyması gerekiyor. Böyle bir ilişkisi varsa açık iletişim kurması gerekiyor. Böyle bir ilişkisi varsa ilişkiyi belki bitirmesi gerekiyor. Ama o sanki böyle küçük küçük şeyler vererek, sanki düdüklü tencerenin havasını hafif hafif boşaltmak gibi boşaltarak rahatlıyor gidiyor, ama bardak dolu veya düdüklü tencerenin içi gazla dolu. Şimdi orada biz içsel bir farkındalık için ona kendimize rağmen, evet bir daha sizinle dertleşmeyebilir. Bunu yaptıktan sonra bir daha seninle dertleşmeyeceğim, başkasına gideceğim de diyebilir. Çünkü sizin o sorduğunuz sorular onun kendisiyle yüzleşmesine ve kendisini kötü hissetmesine de bazen sebep olabilir. Eve gittiğinde siz rahat olacaksınız bu sefer. O kendi ilişkisini sorgulayacak. Ne yapabilir mi sorgulayacak. Ama ancak böyle çözüm bulabilir. Sınırlar koymalıyım, işte açık iletişim kurmalıyım, bu ilişkiyi bitirmeliyim gibi kararlar alması için ona belki bu yüzleşmeyi yaşatmanız gerekiyor ve kendinizi de korumanız gerekiyor. Evet, o zaman son cümle olarak ne diyoruz?
odak noktası dertleşirken arkadaşım bana derdini anlatıyorsa odak noktası her zaman arkadaşım. Ona bunu yapanlar, nankörler, kötüler, değersizleştirenler, aldatanlar, yalancılar değil. Odak noktam benim arkadaşım. Diyorum, evet siz de yorumlara yazın. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizin odak noktanız da arkadaşınız mı? Yoksa arkadaşınızın eşi, çocukları, arkadaşları mı oluyor? Ve YouTube kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.